Öcalan'la görüşüyorsunuz. Biz Öcalan'la görüşmüyoruz diyoruz. Kimle görüşüyoruz? İmralı'yla görüşüyoruz. Ya insan adayla konuşur mu? Duble yolları AKP yapıyor. PKK'yla görüşmeyi devlet yapıyor. Siz yapmıyorsunuz. AKP iktidar değildi. Kim iktidardı? CHP. Tek parti döneminde aşıldı o hendekler çukurlarda. Ya vicdan, yani vicdan eksikler. Vicdansızlar diyemiyorum da. Vicdanı noksanlar. Çıkar ayakkabını bakalım. En az 500 lira çıkar. Bak salladığı tespih en az 500 lira. Çıkar. Çıkar bakacağım. İnsan Hakları Kurulu'nun konuşulmasıyla ilgili bir kanunu konuşuyoruz. Maalesef Sayın Bakan, ilgili bir bakan yok. Tarım ve Hayvancılık Bakanı burada. Hayvan severlerin söylediği gibi sözünden döneni kediler patilesin. İsmi okunacak şekilde Zaman Gazetesi'ni alıp geziyordunuz ya. Şimdi diyorlar ki hendekler açıyorlar. Mayınlar düşüyorlar. O zaman hükümet CHP miydi? MHP miydi? Kimdi o zaman hükümet? Balyoz, KCK, Oda TV, Devrimci Karagah, Ergenekon. Bugün utandığınız askeri casusluk davaları çıktığı zaman o davalara cesaretle gidebilen tek grup vardı, bu grup. Kimi cezalandırdınız? İlker Başbuğ, Mustafa Balbay'ı. Şimdi bazen düşünüyorum, şu Tuncay Özkan'ın yüzüne bakıp utanmıyor musunuz? MİT'e duyma dedi. MİT'e duyma dedi. Valiye görme dedi. Askere vurma dedi. Bugün şehit kanı varsa elinde, o şehitlerin kanında senin elin var. Bugün IŞİD varsa sizin sayenizde var. MİT'in daha önemli işleri var. MİT Twitter'dan, Facebook'tan Cumhurbaşkanı'na hakaret eden 14 yaşında, 15 yaşında veya Facebook'tan beğen butonuna basan gençleri takip ediyor. Bakın bu ortağınızı hatırlatayım. Belki yüzüne bakar utanırsınız. O yüz var mı bilmiyorum. Bu müttefiğiniz, ortağınız, hoca efendiniz. Arkadaşlar sonra ne oldu biliyor musun? Sonra ne oldu? Bu her türlü ittifakı yapan adam ne dedi biliyor musunuz? Ne dedi? Kandırıldık. Kandırıldık. Kandırıldık dedi. Bu gazete Zaman Gazetesi. Daha önce bu aranız bozuluncaya kadar Hoca Efendi Hazretleri ile buradaki bütün milletvekilleri aboneydi. Abone olmayan biri varsa el kaldırsın. Şöyle masanın ucuna koyuyordunuz, şöyle bak, şöyle geziyordunuz, şöyle. Böyle geziyordunuz. Söyle baba. Yaşasın AKP Ergenekoncuları içeri attı. Bir başka halden yaşasın AKP Ergenekoncuları dışarı çıkardı. Burada yazıyor yaşasın AKP, çok ilginç. Arkadaşlar yaşasın AKP, çok ilginç. Hani bir başka üstadınız var ya, Hoca Efendi. O başka Hoca Efendi rahmetli Erbakan ne diyordu? Sizi gibi darbeciler sizi gidi. Övünerek diyorum. Savcı Özü, övünerek diyorum. Bu grupta öven bir tek milletvekili yok. Savcı Özü kahraman yapan bir tek milletvekili yok. Bu grubu tebrik ediyorum. Bu grubu tebrik ediyorum. Açalım, iyice açalım. İyice açalım. Ne diyor? Böyle bir örgüt yok. Şimdi utanmıyor mu bunu yazanlar? Peki bunu savunan milletvekilleri utanmıyor mu? Yüzü kızarmıyor mu? Soruyorum size ya. Yüzünüz kızarmıyor mu? Dün darbeci demediniz mi? Buna katil demediniz. Ergenekon'da, Balyoz'da, Oda TV'de ve diğer bütün davalarda ne kadar katliam varsa suç ortağısınız. Suç ortağısınız. Orada kan akmışsa, paraya yapın, ne kadar günah varsa sizin de o kadar günahınız var. Bu AKP var ya, AKP. Adamı yerden ittirirsiniz siz. Adamı yerden ittirirsiniz. Anasına başsağlığına gidersiniz. Yani gidersiniz taziye evinde anasıyla beraber ağlarsınız. Böyle bu kadar, yani bu işi pişkin yapabilirsiniz siz. Hani derler ya bazen, düğün evinin tefçisi, ölevinin yasçısıyız diye. Ya adamı ittiren sizsiniz. Taziye kuruluna gidip ağlayan sizsiniz. Bizim grubu da uyarmak istiyorum. Bunu bile bize yükleyebilirler arkadaşlar. AKP var ya, sayın grup başkan vekilleri dikkat edin. Can Dündar'ın tutukluluğunu bile bize yükleyebilirler. Dikkatli olmak lazım. Erkelek tüneli, Karahan tüneli 8 yıldan beri, 2008 yıldan beri her milletvekili bareti alıyor, gidiyor denetleme yapıyor. İnşaat mühendisi değil, bir şey değil. AKP milletvekili başında baret, tünel denetliyor. Ya bu yıl açılacak, bu yıl açılacak. Bir türlü açılamadı. Barajlar yapıldı ama barajlar sulama için yapıldı. Ama kanal yapmayı unutmuşlar. Değerli arkadaşlar, kanal yok. 3 yıl önce, 4 yıl önce Cumhurbaşkanı, Başbakan geldi, barajı açtı. Kanal yapmayı unutmuşlar. Kapıkaya Barajı, Boztepe Barajı'nda su yok. Yazıhanlı Barajı'na bakıyor,
Barış Yazıhanlı'ya bakıyor. Kapıkayalı Barış'a bakıyor. Barış Kapıkayalı'ya bakıyor. Malatya'nın hakkını teslim et. Yapma diyoruz değerli arkadaşlar. Battal Gazi var tabi. Battal Gazi de AKP vermedi ya. Onu Allah verdi bize. Battal Gazi de sen vermedin ya Sayın Bakan. Battal Gazi. Battal Gazi. Allah vergisi. AKP'nin vergisi değil ya. O bizim onur duyduğumuz bir Sayın Bakan. Bakın değerli arkadaşlar. Değerli AKP milletvekilleri. Değerli arkadaşlar. CHP varsa herkes için var. CHP varsa sizin için de var. Bak. Bak bu başkanın kravatı sarı. Kravatı sarı. Sarı sendikacı. Dur. Sarı sendikacı dur. Sen dur. Ya CHP asgari ücreti 1500 yapacağız dediğim zaman ne dediniz? Akşam Maliye Bakanı, sabah Başbakan, öğleden sonra Cumhurbaşkanı kaynak nerede dediniz? Kaynak neredeymiş? Eğer asgari ücret 1300 olmuşsa bu grubun sayesinde, emekliler 100 alıyorsa bu grubun sayesinde, polisi, uzman çavuşu, kadını, genci eğer para alıyorsa kusura bakmayın size alkış yok. Alkış o gruba, CHP grubuna. Ben de CHP grubuna alkışlıyorum. Kocunmayın değerli arkadaşlar. Kendimle gurur duyuyorum onu söyleyeyim. Sayın Çalık'a kürsünün yolunu öğrettiğim için kendimle gurur duyuyorum. Sayemde konuşma fırsatı verdim. Ben böyle bir milletvekiliyim. Veli Ağbaba varsa herkes için var. Sizin için de var. Devam edeceğim. Daha devamı var. Dur. Acele etme, devamı var daha.